İstanbul'da İmamoğlu, bir daha bir daha oy, bir daha bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha bir daha oy, bir daha bir daha oy, yeniden bir daha. Merhaba Sultan Gazi hemşerilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel sizlerle bu meydanda buluşmak. Ne güzel sizlerle burada hasbihal ediyor olmak. Biraz dertleşelim. Biraz dertleşelim. Güzel. Güzel mesajlar var, okuyacağım onu. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bize eşlik eden güzel çocuklar, bizleri izleyen sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili hemşerilerim, İstanbul'a sosyal adaleti getirmek için çok çalıştık. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak, sizler neye ihtiyaç duyuyorsanız o konularda politikalar geliştirmek, hizmetler geliştirmek için çok çalıştık. Bakın, halk sütten anne karta, kreşlerden öğrenci yurtlarına, kent lokantalarından yeni doğan paketine kadar vatandaşlarımızın her anında yanlarında olduk. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. Şehrimizin her yöresinde, her ilçesinde eşit davranarak eşit hizmeti 39 ilçesine yaydık. Sevgili hemşerilerim, bakın bugün ekonomiyi batıranlar, dövizi enflasyonu patlatanlar, ihmal ettiği tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına biz koştuk. Hatırlayın, 2019'da ne demişlerdi? Sosyal yardımları bunlar kesecek demişlerdi bizim için, bizim için. Biz ne yaptık? Tam 6 katına çıkardık, 6 katına. 6 katına çıkardık. Vatandaşlarımızın yanında olduk. Bakınız sevgili hemşerilerim, yoksulluğun artması, ekonominin kötü olmasından dolayı, bunlar ekonomiyi kötü ettikleri için biz sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bakın, aynen öyle olmaya devam edeceğiz. Biz 2020, 21, 22, 23, 24, bakın Sultan Gazi'de neler yapmışız? Söyleyeyim size, sadece Sultan Gazi'de. Sultan Gazi'de altyapı konusunda özellikle Cebeci ve Yayla mahallelerinin imar sorunlarını biz çözdük. Altyapı sorunlarını çözdük. İki kreşi yaptık. Kütüphane, ders atölyesi, psikolojik danışma merkezi, Gazi sosyal tesisleri, özellikle Cebeci bölgesindeki maden ocaklarının çevreye verdiği zararı bertaraf ettik. Tabii devam eden projelerimizi de yine biz başlattık, sürdürüyoruz. Bu anlamda Esentepe Katlı Otopark ve Belediye Hizmet Birimleri, yine Esentepe, Cebeci ve Habibler'de 3 tane daha kreşi bu şehre biz kazandırıyoruz. Sevgili hemşerilerim, bu şehirde israfı bitiren ve hizmeti getiren biz olduk, biz. Bir avuç insanı mutlu etmedik, milleti mutlu ettik, milleti. Sevgili hemşerilerim, bakınız, bakınız değerli dostlar, bu şehirde bugüne kadar ne yazık ki bizim görevi devraldığımız günden itibaren değişen çok şey var. Bu şehirde diyorlardı ki öğrenciye burs veremeyiz. Çünkü
sözüm ona Cumhuriyet Halk Partisi bir plan, bir hukuku, yasayı iptal ettirmiş. Bakın biz ne yaptık? Sadece bu sene 100 bin gencimize üniversite burcu verdik. 100 bin gencimize. Hem de 7500'er lira. Seneye 2024-25 eğitim döneminde öğrenci bursunu yine 100 bin öğrencimize vereceğiz. 7500 liradan 15 bin liraya çıkaracağız. 15 bin liraya. Biz gençler olmadan olmaz. Sevgili hemşehrilerim, bu öğrenci bursunu niye örnek verdim? Bakın, biz göreve geldiğimizde daha önce hiç olmayan şeyleri başlattık. Anne kart dağıttık, biliyorsunuz anne kart. Daha önce böyle bir uygulama yoktu, sıfırdı. Öğrenci bursu veriyoruz. Daha önce sıfırdı. Dediğim gibi sadece bu sene 100 bin gencimize verdik. Kreş hiç yoktu, bizim dönemimizde başladı. Hiç yoktu. Şu anda 100'e yakın kreşimiz var. Bakın sevgili hemşehrilerim, bu hizmetlerin hepsi halka dönük hizmetler. Çocuklarımıza dönük hizmetler. Gençlerimize dönük hizmetler. Allah aşkına bir tane çocuğumuza, bir tane gencimize biz soruyor muyuz sen hangi partidensin? Biz soruyor muyuz sen şu partidensen veririz, bu partidensen vermeyiz? Böyle bir şey yapmadık, yapmayız. Bizim hizmetimiz insanımıza, bizim hizmetimiz çocuklarımıza, bizim hizmetimiz gençlerimize. 2019'da söz vermiştik. 2019'da ne demiştim? Partizanlığı bu şehirden söküp atacağım demiştim. Söktük attık. Söktük attık. Onlar ne diyor? Onlar ne diyor? Oy vermeyi hizmet vermeyle eşit tutuyor. Oy verirsen hizmet gelir diyor. Oy verirsen hizmet gelir diyor. Ya Allah aşkına. Allah aşkına sevgili hemşerilerim, bakınız bu seçim öyle basit bir seçim değil. Bu seçimde neye oy vereceksiniz biliyor musunuz? Ayrımcılık yapana mı, birleştirene mi oy vereceksiniz? Bu seçim onun seçimi. Sizi ayrıştırana oy vermeyeceksiniz. Sizi kutuplaştırana, insanları birbirine oy verdi vermedi üzerine ne yazık ki karşı karşıya getirenlere oy vermek yok. Benim vatandaşım sevgili hemşehrilerim, bakın bizim her vaadimiz insanımız için hazırlanmış vaatler. Bütün taahhütlerimiz, bütün yaptıklarımız metrolardan yeşil alana, İstanbul'un su basan, insanları sel altında bırakan tek bir noktasını bırakmadık. Bütün bunlar sizler için. Sosyal yardımlarımız sizler için. Eğitime katkılarımız daha güçlü bir nesil yetiştirmek için. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Bakın en büyük meselelerimizden birisi ne? Depremle mücadele, doğru mu? Bir yandan planlamalarımızı yapıyoruz. Bir yandan şehri güçlendirecek değişimle ilgili önce adımlar atıyoruz. Ve her yerde diyoruz ki bakın depremle mücadele bir seferberlik işi. Her yerde diyoruz ki depremle mücadele işbirliği yapma yeri. Burada siyaset olmaz. Burada yalan dolan talan olmaz. Burada milletin ihtiyaçlarını çözmek olur.
Öyle demiyor muyuz? Öyle diyoruz. Peki, bakın bunlar yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Efendim neymiş? 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. Ya Allah aşkına, Allah aşkına, bakın niye yalan olduğunu anlatacağım size. Bakın birkaç sayı vereyim mi size, birkaç sayı. 650 bin konut yapacağız diyenlere birkaç rakam veriyorum. Bakın yapamayacağını ben değil, sadece devletin resmi rakamları bile söylüyor. TOKİ onların yönetiminde İstanbul'da 2002'den 2023'e bakın. TOKİ her şey ellerinde, her sistem ellerinde. Tam 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. 21 yılda, daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. Ya 21 senede 60 bin konut yapacaksın, 5 yılda 650 bin konut yapacağım diye o için hem de milletin canını korumak adına en önemli meselede yalan konuşacaksın. Neymiş 650 bin konut yapacağım? Bakın daha ileriye gidiyorum. Bakın daha ileriye gidiyorum. Konuyu bu kadar basite alıyorlar ki. Kiptaş. Bakın Kiptaş 94'ten 2019'a kadar, yani 25 sene onlar yönettiler. 25 senede Kiptaş kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 senede 60 bin devletin bütün imkanları, Kiptaş 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut. Hani var ya Marmara'nın kıyılarında, Ataköy'de, orada burada lüks binalar ya da Fikirtepe'deki o lüks binalar. Çoğu da lüks konut, senin vatandaşımın yanından geçemeyeceği konutlar. Şimdi bu performansın üzerinden efendim neymiş? 650 bin konut yapacakmışsın. Bakınız sevgili hemşerilerim, konut yapmışken bu 650 bin konutla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Öyle bir 650 bin konut yapacağım diyor ki, bunun toplam bütçesi neredeyse 550 milyar lira. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi idareden aldığı bütün paraları hiç maaş ödemese, kimsenin maaşını vermese, normal hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor. O bakımdan şunu söyleyeyim. Bakın onun bu yaptığı söz aslında ifade şunu gösteriyor. Bunlar oy için, seçim için her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Size şunu da söyleyeyim sevgili hemşehrilerim. Bakın 31 Mart'ta kime oy veriyorsunuz? Kıymetli dostlar, ben tek kişiyim, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. 5 yıldır belediye başkanınızım. Birazdan genel başkanımızı hep birlikte ağırlayacağız burada. Birazdan sizlere hitap edecek. Partimiz, genel başkanımız, partimizin iz kurulu uygun gördü, atandık. Ama ben buradayım. İstanbul Belediye Başkanı adayım. Sırtımı kime dönerim? 16 milyon vatandaşıma, 16 milyon. Bana talimatı kim verir? 16 milyon İstanbullu verir, 16 milyon. Bakın, bize tarifi, talimatı sadece milletimiz verir. Ben de şunu söyleyeyim. Buradaki yolculukta İstanbullular bize güvenir, biz de İstanbullulara güveniriz. Peki bana tarif yapan, İstanbul'un işine karışan, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen başka bir kişi var mı? Yok. Sırtımı bir kişiye mi dayıyorum? Yok. Yani o kişiye güvenerek mi yola çıkıyorum? Hayır. Bakın biliyorsunuz rakibim var. Rakibim var ama onun arkasında bir kişi var. O bir kişi var. Açık söyleyeyim mi?
O bir kişi arkasından çekildiğinde ne olacak? Yok. 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 Bakın çok net ifade ediyorum değerli dostlar. İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz. Taşıyamaz. Bu şehir başkasına güvenerek İstanbul yönetilemez. Bu şehirde aday olan kişi aslan gibi tek başına çıkar, milletinden oy ister, milletinden aldığı oyla 16 milyondan talimat alarak İstanbul'u yönetir. Biz ona talibiz. Arkamızda da siz varsınız, talimat veren de sizsiniz. Hep öyle olacaksınız. İstanbullular ne derse o olacak. Sevgili hemşerilerim, sizden isteğim var. Bir, lütfen çok çalışalım. Sultan Gazi'de çok çalışalım. Sultan Gazi'nin bizim erdemli, eşitlikçi, her insanına eşit bakan, insanını mutlu eden, sosyal devlet anlayışını en iyi uygulayan, halkçı bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Öyle değil mi? Annelerin, çocukların, Sultan Gazili gençlerin buna ihtiyacı var, öyle değil mi? Size şunu söyleyeyim. Adayımız Ferhat Hep Özdemir benim siyasi yol arkadaşım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beraber meclis üyeliği de yaptık. Bir arada çalıştık. Şimdi Ferhat Bey'e desteğinizi istiyorum. Sultan Gazi'de oylarınızı biz istiyoruz. Sadece Sultan Gazi'de Ferhat kardeşime, sevgili yol arkadaşıma değil, meclise de oy istiyoruz, meclise. Biz mecliste de en yüksek oyu alarak seçilmek istiyoruz. Aynı zamanda sürece en güçlü desteği vermeniz adına tabii ki partimiz çalışıyor. İlçe başkanımız, ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Ama biz ilçe başkanımızın, siyasi yol arkadaşlarımızın dışında bu seçimin İstanbul İttifakı gücünü istiyoruz. İstanbulluların gücünü istiyoruz. Biz herkesin oyuna talibiz. Ne dedik? Partizanlığı hizmette de söküp attık bu şehrin damarlarından. Biz partizanlığı belediyenin koridorlarından söküp attık. Onun için İstanbul İttifakı'nın tam gücünü, tam desteğini arkamızda istiyoruz. İstanbul İttifakı'ndan son olarak şunu istiyoruz. Sandıkta görev alın. İstanbul gönüllerine katılın. Birlikte mücadele edelim. Komşularınıza anlatın. Biz iyi niyetimizle, güler yüzümüzle, temiz kalbimizle, adaletimizle geliyoruz. Adaletimizle. Beş yıl boyunca mutlu bir İstanbul, güler yüzlü bir İstanbul, bu şehrin anneleri mutlu, anneleri, bebekleri mutlu, çocukları mutlu, gençleri mutlu, daha çok mutlu olacağız, daha çok. Demokrasiyi her sokağına, her caddesine, her mahallesine, özgürlüğü, barışı, adaleti biz getireceğiz, daha da büyüteceğiz. İstanbullular, kucaklaşacağız. Bir yürek olacağız, tek yürek olacağız. Milletçe mutlu olacağız. Son olarak sevgili hemşerilerim, az bir zaman kaldı. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Biz reklamlarda, afişlerde biz varız, adaylarımız var. Bizim ortamımızda özgürlük var. Bizde talimat yok.
Ablacığım öpüyorum seni, öpüyorum. Sen el salladın ya, öpüyorum seni. O güzel gözlerinden öpüyorum seni, güzel gözlerinden. Sizlere şunu söylüyorum. Milletinden talimat alanı seçeceksiniz. Bir kişiden talimat alanı değil. Millet ne derse o olur diyeni seçeceksiniz, bir kişi değil. Milletin dertleriyle uğraşanı seçeceksiniz. Kanal İstanbul'u başlatmak için gelenleri değil. Onun için Sultan Gazi'ye soruyorum. Hazır mıyız? Çalışmaya hazır mıyız? Çok koşmaya hazır mıyız? Çocuklarımız için çalışmaya hazır mıyız? Gençlerimiz için çalışmaya hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? Tam yol ileri diyoruz. Tam yol ileri. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey harikasınız. Kalın sağlıcakla.